kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanıbaşınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyorum. Aksaray'da jandarma ekipleri 2022 yılında yaptığı çalışmalarla 2078 aranan şahsı yakalayarak adalete teslim etti. Aksaray'da suç ve suçluya göz açtırmayan jandarma ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çeşitli çalışmalarla 2022 yılında 2078 şahsı yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik asayiş, terörle mücadele, istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, jandarma suç araştırma timi dedektifleri ve kent genelindeki ilçe jandarma karakolu ekipleri bir yıl içerisinde kent genelinde çeşitli çalışmalar yaptı. Karayolları denetimleri, ilçe, belde ve köy yolları denetimleri, istihbarat şubesi ekiplerinin araştırmaları ve teknik ve fiziksel takipte elde edilen bilgilerle yola çıkan jandarma ekipleri bir yıl içerisinde toplam 2078 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından şahıslar Aksaray Adliyesi'ne sevk edilerek adalete teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir denildi. Aksaray Belediyesi ekipleri yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesinden kaynaklı su seviyesi düşen Mamasın Barajı'ndaki suyun tasarruflu kullanılması için uyarılarda bulundu. Suyun tasarruflu kullanılması ve su kaçaklarının önlenmesi için birçok çalışma gerçekleştiren Aksaray Belediyesi ekipleri, vatandaşların da evlerinde kullandıkları suyun tasarruflu kullanması için vatandaşları duyarlı davranmaya davet ettiler. Türkiye'nin en az yağış alan bölgesinde yer alan Aksaray'da son 40 yılın yağış ortalaması 340 mm düzeyinde yer alıyor. Vahşi sulama yapılarak su kaynaklarının gelişigüzel kullanılması ve yağış miktarlarının düşmesi bölgede yer alan Tuz Gölü'nün de son 10 yıl içinde %65 oranında küçülmesine neden oldu. Ayrıca bölgenin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Mamasın Barajı ise son yılların en düşük seviyesinde. 165 milyon metreküp su kapasitesine sahip Mamasın Barajı'nın bu aylık doluluk oranı %21 seviyelerine geriledi. Aksaray Belediyesi ekipleri Mamasın Barajı'ndaki doluluk oranının son yılların en düşük seviyelerinde olduğuna dikkat çekiyor. Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, yanı başımızda bulunan Tuz Gölü'nün bu denli hızla küçülmesi ve yağış miktarlarının düşmesi nedeniyle su tasarrufuna dikkat çekmek adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Su tasarrufu ile ilgili göreve geldiğimiz günden beri artık ömrünü tamamlamış ve su sızdıran asbest boruları büyük oranda sağlıklı borularla değiştirdik ve bu sayede günlük 3000 ton su tasarrufu sağladık. Yine vatandaşlarımızı su tasarrufu hakkında bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu tip faaliyetlerle bilgilendirme yaparak su tasarrufu noktasında bilinçlendiriyoruz dedi. Aksaray'da düştükleri su kuyusundan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan 3 köpek yavrusu barınağa götürüldü.
Merkeze bağlı Elmacık köyündeki boş su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen 3 köpek yavrusu için kurtarma çalışması başlattı. AFAD görevlisi kuyuya inerek köpekleri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen köpekler Aksaray Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Aksaray tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkan ve geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan bir şehir. Bu sebeple süt ve süt ürünlerindeki payının büyük olduğu gibi Türkiye'de temiz süt sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Aksaray'ın Türkiye'de temiz süt sıralamasında ikinci sırada olması hakkında konuştu. Aktürk yaptığı açıklamada, "Süt Türkiye'de hayvancılığın lokomotifi, tarım teşkilatımızın ve valimizin bu konuda katkıları çok fazla. Aksaray nüfusunun %75'i, %80'i tarımla uğraşıyor. Tüketicinin daha kaliteli ürüne kavuşması üretime bağlıdır. Tüketici etin, tereyağının fiyatının pahalı olmasından şikayetçi" ifadelerini kullandı. Öncelikle hoş geldiniz. Tüm izleyicilerimiz saygıyla, hürmetle selam diyorum. Tabii hayvancılığın lokomotifi süt. Tabii bu işle uğraşan birliklerimiz var. Süt Birliği Başkanımız Esat Zengin var. Damızlık Sığır Birliği Başkanımız Bekir Kaya. Canlı var tabii sütle ilgili, onların daha net ve doğru bilgi vereceğim. Bizim için de süt fiyatları önemli, çünkü hayvancılığın lokomotifi Türkiye'de süt fiyatları. Süt fiyatları ne zaman iyi olursa ona göre hayvan fiyatları da süt fiyatına bağlı olarak, süt fiyatı yüksek olursa inekler kesilmiyor. İnekler kesilmediği zaman dana da para ediyor, koyun kuzu da para ediyor. O yüzden süt Türkiye'de hayvancılığın lokomotifi. Tabii Aksaray sadece süt üretimi, arpa üretiminde, kabak çekirdeğinde, çerezlik, yani üründe Türkiye'de ikinci, üçüncü, beşinci, ilk onda yer alıyor. Tabii burada tarım teşkilatımızda çok ciddi katkılar var. Sayın Valimizin ve Tarım İl Müdürümün çok ciddi katkıları var. Yapılan projelerle, desteklerle, sahadaki çalışmalarla Türkiye'de özellikle Aksaray'daki tarımsal üretime çok ciddi anlamda destek veriyorlar. Tabii Aksaray bir tarım ve hayvancılık şehri. Nüfusumuzun %75'inin, 80'inin tarımla veya tarım hayvancılığı veya bununla ilgili kurumlarda iştigal ettiğini biliyoruz. Gelirimizin büyük bir kısmı da burada. Ciddi anlamda katkı sağlıyoruz. Tabii bunu geliştirmek için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Gıda üretiminin artırılması, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine bağlı. Tüketicinin daha ucuza, daha kaliteli, daha sağlıklı gıdaya ulaşması da üretime bağlı. Ne kadar üretici para kazanırsa bu işte, ne kadar daha fazla üretilirse, ne kadar çok üretilirse o kadar arz talep dengesi ona göre şekillenecek ve tüketici de daha kaliteli, daha sağlıklı ürünü daha ucuza tüketecektir diye düşünüyoruz. Tabii tarım ve hayvancılığın içerisinde küçükbaş hayvancılık da şehrimize çok ciddi anlamda bir yer teşkil ediyor. Küçükbaş hayvancılık da bu sene özellikle 2022 yılında çok ciddi sorunlarla, sıkıntılarla karşılaştık. İnşallah bu yılda bu sorunların, sıkıntılarının olmamasını temenni ediyoruz. Bu da yapılan projelere, desteklere, ciddi bir küçükbaş hayvancılıktaki efendim sıkıntıların giderilmesine, girdi fiyatlarının düşürülmesine ve maliyetlere karşı fiyatların oluşturulmasına bağlı. Tabii tüketici de şikayet ediyor. Etin pahalı olduğu noktasında şikayetler var. Sütün, tereyağının, peynirin pahalı olduğunda şikayetler var ama emin olun bu fiyatlarla hayvancılığa, üreticinin devam etmesi mümkün değil. Özellikle küçükbaş hayvancılık çok ciddi anlamda sıkıntı yaşadık. Şu anda sıkıntı eskiye nazaran azalsa da devam ediyor. Bu fiyatların mutlaka ve mutlaka güncellenmesi, kesin fiyatların daha iyi noktalara getirilmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı hem asgari ücretliye, emekliye, efendim sosyal yardım alanlara, memura, işçiye, yani ücretli kesimine çok ciddi anlamda zamlar yaptı, iyileştirmeler yaptı. Herkesin alım gücünü bu fiyatlar karşısında iyileştirmeye çalışıyor. Buna bağlı olarak ürünlerin de, özellikle tarımsal ve hayvansal ürünlerin de maliyetler karşısında daha iyi noktalara gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yem fiyatının %5 indirilmesi, sabitlenmesi Nisan ayı sonuna kadar. Efendim gübre fiyatının %13'ler civarında indirilmesi ve Nisan ayı sonuna kadar sabitlenmesi kararını tabii ki destekliyoruz. Üreticimiz de bu noktada ciddi anlamda memnun.
Bu sabitlemenin, bu maliyet hesaplamalarının yapılmasının, yem fiyatının, maliyetin hesaplanmasının, gübre fiyatının, maliyetin hesaplanmasının ve mutlaka kontrol altında tutulmasının gerektiğini düşünüyoruz. Bu sabitlemenin ve müdahalenin yıl boyunca devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü mazot gideri, gübre gideri, yem gideri, işte kaba yem gideri gerçekten tarım ve hayvancılık en önemli giderler. Bunların yükselmesi demek üreticinin belinin bükülmesi demek manasına geliyor. O yüzden üreticinin desteklenmesi için öncelikle girdi fiyatlarının mutlaka düşürülmesi veya takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız aldığı bu karardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz ve destekliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte özellikle hayvancılık girdi rakamlarının daha da aşağılara çekilmesini bekliyoruz. Çünkü üretimin devamı açısından mutlaka bunlar önemli. Üretici yüksek fiyatlar karşısında mağdur edilmemelidir ki üretim devam etsin, artsın. İşte bunu en yakın dönemde geçtiğimiz yıl içerisinde süt fiyatlarında yaşadık. Süt fiyatları iyi olmadığı için, yükselmediği için ineklerin bir kısmı kesime gitti. Aynı sıkıntının şu anda koyunda yaşandığını biliyoruz. Üreticinin bir kısmı koyunlarını elden çıkartmak zorunda kaldı. Sadece yerel yöneticilerin tedbirleriyle bu işi düzeltmek mümkün değil. Sayın Valimiz sağ olsun Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte, Koyun Keçi Birliği, Üçlü Sacaya ile birlikte yine köyümde yaşamak için bir sürü neden var projesinin ikincisini uygulamaya başladık. Müracaatlar devam ediyor. Müracaatlar 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Ziraat Bankası kanalıyla 250 milyon lira civarında bir kredi kullandırıldı. 250 bin lira kişi başı. Bunu 200 bin lirası faiz, 50 bin lirası da %2-3 gibi çok düşük faizli krediler. Bütün üreticilerimiz bundan faydalanmak için müracaat edebilirler. Aldığı hayvanla birlikte toplam hayvanı en az 100, en fazla 250 rakamı olacak. Yani küçük ve orta işletmeleri destekleyen bir sistem. İpotek istemiyor Ziraat Bankası. İki tane kefille, işte mandırası olan ve bu işi yapan, işletmesini büyütmeye çalışan insanların faydalanacağı bir sistem. Zaten Ziraat Bankası faizsiz veya düşük faizli kredileri yıllardan beri veriyor ipotek karşılığında. Hayvan varlığına göre işletme kredileri veya hayvan almak isteyenlere de 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon ipoteğe, yeterli ipoteğe oluncaya kadar veriyor. Yani durumu iyi olan insanların bu işten zaten faydalandığını biliyoruz. Bu projede sadece küçük ve orta işletmeler faydalanacak, yani ipotek veremeyen daha az geliri olan işletmelerin büyütülmesine yönelik bir proje. Böyle projelerle tabii küçükbaş hayvancılığı Aksaray'da destekliyoruz ama genel anlamda da ihracatın açılması, yurt dışına giden hayvan sayılarının artması üreticinin elini rahatlatıyor. Yılbaşına kadar bakanlığımız bununla ilgili bir çalışma yaptı. Elimizde tıkanan hayvanların bir kısmını gönderdik ama yılbaşı itibariyle ihracat kapatıldı. Şu anda yine hayvan fiyatları noktasında küçükbaş hayvancılar sıkıntılar devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde ihracatın tekrar açılması ve hayvan fiyatlarının üreticinin para kazanacağı düzeye gelmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi ekranlarınıza Hacı Kerim Yardımlı İmam Hatip Ortaokulu'nda örnek davranışıyla takdir toplayan bir öğretmen ve onun minik öğrencisini getireceğiz. Elanur kendisi 5. sınıf öğrencisi ve bacaklarındaki kas probleminden dolayı tedavi alan, engeli olan bir öğrenci. Yürümekte zorlanan Elanur'u hemen hemen her gün servisten inince onu kucağına alıp sınıfına kadar taşıyan koca yürekli Türkçe öğretmeni Necati Dincan'ın ve ona her fırsatta yardımcı olan Elanur nereye giderse onu yalnız bırakmayan en yakın arkadaşı Esma Nur'un sergilediği davranış büyük takdir topladı. Hacı Kerim Yardımlı İmam Hatip Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi Elanur, merdiven ve çeşitli engellerle karşılaştığında gerek arkadaşları gerek öğretmenleri olmak üzere ona yardım ediyorlar. Özellikle Türkçe öğretmeni Necati Dincan, Elanur'u okulunun önündeki servisten indirip kucağına alıyor ve kucağında merdivenlerden birlikte çıkıyorlar. Elanur'u sınıfının kapısının önüne kadar getiriyor. Necati Dincan, bir gün Elanur'u servisten inmekte zorlanırken gördüm ve ona yardım edip kucağıma alarak sınıfına kadar bıraktım. Daha sonrasında da sık sık Elanur'la birlikte sınıfa çıktık. Elanur'u sadece bir öğrenci olarak değil, kendi kızım gibi görüyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya devam edeceğim ifadelerini kullandı. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? İsmin ne? Elanur. Kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 5'e. Senin yanında bir arkadaşım var sanırım. Seninle her gün birlikte. Seni hiç yalnız bırakmıyor. Evet. Onu bize tanıtır mısın? Bacaklarında biraz sıkıntı var. Ama bu sana problem değil.
Sen okuluna düzenli olarak geliyorsun. Değil mi? Evet. Peki arkadaşınla tanışalım. Olur mu? Olur. Seni tanıyalım. Senin ismin ne? Kaç yaşındasın? Esma Nur, 11 yaşındayım. Sınıf arkadaşısın. Arkadaşınla ne zamandır tanışıyorsun? En yakın arkadaş mısınız? Evet, birinci sınıftan beridir. Ne kadar seviyorsun onu? Çok. Yani arkadaşım, seviyorum. Yardım etmeyi de seviyorum. Yani her gün yanımda duruyor. Her gün yanında oluyorum. Onunla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Yani seviyorum. Onu hiç yalnız bırakmıyor musun? Hayır. Sabahları Necati öğretmenin arkadaşına taşıdığını gördün. Sen o anda ne hissettin, ne düşündün? Yani öğretmenin ilk önce çok iyi biri olduğunu anladım. Sence bu davranış herkesin yapabileceği bir davranış mı? Evet, evet. Herkesin yapması gerektiği bir davranış mı? Evet, yani peki, olabilir. Buradan öğretmenine ne söylemek istersin? Öğretmenim, siz çok iyi birisiniz. Yardımsever olduğunuzu buradan anladım. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Adım Rümeysa, 10 yaşındayım. 5. sınıftayım. Sen de arkadaşınla aynı sınıftasın. Neler söylemek istersin onun için? Yani aslında engelli olmak çok kötü bir şey ama empati kurmak da güzel oluyor. Yardım etmek, yardımseverlik de güzel. Peki öğretmenin sabahları arkadaşını servisten indirip okulun sınıfına taşıyor. Bu davranış hakkında ne söylemek istersin? Yani çok iyi bir davranış yaptığını düşünüyorum. Bu iyi kalpliliğini gösteriyor. Esma Nur Yerli, 5. sınıfa gidiyorum, 10 yaşındayım. İlk baş arkadaşım çok iyi birisi ve engelli olduğu için bizim için kötü bir şey. Bizim gibi hoplayıp zıplayamıyor ama onunla da çok iyi arkadaşlık kuruyoruz yani. Ama onun için aslında bir engel değil çünkü engeller için aslında yaşam engelsiz. Sizin gibi arkadaşlar ya da çevrede duyarlı insanlar olduğu için değil mi? Evet. İlk baş öğretmenimiz Necati Can'dı. Gerçekten onunla gurur duyuyorum ve herkesin yapması gereken bir şey. Ben Melisa Mutlu, 11 yaşındayım. Ela'yı çok seviyorum yani. Ona yardımcı oluyorum. Servis biraz geciktiği için ona serviste göremiyorum yani. Biz Ela'yla aynı kursa gidiyoruz yani. Güzel bir ahlak olduğunu düşünüyorum. Örnek teşkil ediyor mu sence? Evet. Ela Nur bu sene 5. sınıfa gelen bir öğrencimiz. Okula geldiği zaman kas düzeyindeki problemlerinden dolayı tedavi gören bir çocuk olduğunu öğrendik. Özel bir öğrenci. Özel bir öğrenci olması sebebiyle de yürüme problemi yaşıyor ve okulumuzda merdivenlerin yüksek olmasından dolayı çocuğun direkt giriş çıkışlarının problem yaşanacağı okullardan bir tanesi. Ama ailesi özellikle bu okulda okumasını istedi. İstediğinden dolayı da Necati Hocam'ın bu noktadaki örnek davranışı çocuğumuza sürekli yardım ediyor gördüğü yerde. Ve bunun yanında yine sınıfındaki arkadaşlarının tamamı o öğrenciyle birlikte, Ela Nur'la birlikte okula girip çıkmaktalar. Ben bunu görüyorum açıkçası. Her gördüğüm anda da ümidim bir kat daha artıyor. Yani bu toplumda merhametin bitmediği, yardımseverliğin bitmediği ve bitmeyeceğiyle ilgili müthiş bir ümit var bir durum geliyor hayalime. Ve mutlu oluyorum açıkçası. Ela Nur böyle bir çocuk, çok da zeki bir çocuk. Dersleri de çok iyi bu noktada, onu belirteyim. Onu çok seviyoruz. İlk okula geldiğim ilk gün, okulda oryantasyon programını yaptığım ilk gün konferans salonuna götürdüm öğrencileri. Oradan da spor salonunu tanıtmak için götürürken Ela Nur'un hareket edemediğini fark ettim. O gün kucağıma almıştım ilk. Onu kucağına almak çok güzel. Onun sıcaklığını hissetmek bambaşka bir duygu. Bu duyguyu yaşadım. İnşallah toplumdaki bütün bireylerin de bu noktadaki hassasiyetlerini artırıcı bir örnek bir davranış olur bu. Türkçe öğretmeniyim. Her zaman bu okulda 6 yıldır çalışıyorum. Her zamanki gibi okula gelirken Ela ile karşılaştık. Ela servisten inerken zorlanıyordu. Ben de onun zorlandığını görünce kucağıma alıp sınıfına kadar getirdim. Aslında daha önce de yaptım ama bugün Barış Hocam'la karşılaştık. O da böyle bir görüntü almış. Ben de fark etmedim. Bu şekilde gelişti olay. Ama daha önce de ben Ela Nur'u bildiğim için zorlandığını görüyordum. Ve çoğu zaman da yardım etme isteği duyuyordum. Ve yardım da ettim. Arkadaşları da zaten çoğu zaman yardım ediyor. Bu şekilde böyle bir olay gelişti. Okul olarak zaten Ela Nur'a elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Ben sadece ben değil bütün arkadaşlarım aynı şekilde yardım ediyoruz.
Yani bu şekilde olay gelişti diyebilirim. Yani sık sık Ela Nur'un zorda kaldığı durumlarda el atıyorsunuz, onu taşımada yardımcı oluyorsunuz. Evet, daha önce de yine aynı şekilde olmuştu. Yardımcı oluyoruz. Ela Nur'u çok seviyoruz. O bizim yani değerli bir öğrencimiz. Zorluklarla nasıl mücadele ettiğini görüyoruz. Yani ona bir nebze olsun yardımda bulunmak istiyoruz. Bizim de elimizden bu geliyor. Hem böylece biz de mutlu olmuş oluyoruz. Bir de Ela Nur'u kendi kızım gibi de görüyorum. Onun da küçükken kızımı da aynı şekilde zorlandığı zaman işte kucağımda taşımışlığım var. Dolayısıyla kendi çocuğum gibi düşündüğüm için bu şekilde yardım ettim ve inşallah devam edeceğiz. Bir empati duygusuyla, aslında bir babanın şefkatiyle yaklaştığını sanırım Ela Nur. Zaten çocuklar, öğrenciler bizim evlatlarımız. O yüzden bir baba şefkatiyle yardım ediyoruz. İşte bu şekilde devam edeceğiz. Bu bizim görevimiz zaten. Öğretmen olarak bizlerin görevleri. Devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Bu haberi yaptınız. Çok teşekkürler. Kışın gelmesiyle birlikte kestane sezonu da devam ediyor. Özellikle soba üzerinde pişirilmesiyle gelenekselleşmiş ve saymakla bitmeyen faydalarıyla bilinen kestanenin Salı Kapalı semt pazarında fiyatı nedir ve pazarda kestaneye talep ne durumda? Detaylar haberimizde. Kestane, kalsiyum, fosfor ve magnezyum içeriğiyle kemiklere ve dişlere sağlıklıdır. Kestanedeki fosfor ve B vitaminleri sinir sistemi için faydalı. B vitamini sinirleri güçlendirir ve beyindeki mutluluk hormonu serotonin üretimini destekler. Yenilebilir nitelikte taze kestane başta nişasta ve çeşitli şekerler olmak üzere iyi kalitede sindirilebilen lifli maddeler, protein, düşük oranda ise çeşitli mineral maddeler, B1, B2 ve C vitaminlerini içermektedir. Kestaneler şu anda tezgahta ne kadar kilosu? Efendim 40 lira 50 lira efendim. Ne farkı var ikisi arasında? Yani birisi ufak, birisi büyük yani. Daha büyüklerin fiyatı biraz daha yüksek geliyor. Nereden geliyor bu kestane? Aydın, genelde Bursa, o taraflardan geliyor efendim. Fiyatta bir düşüş söz konusu olur mu ilerleyen süreçte ya da artar mı kestanede? Biraz hava çok ısınırsa o zaman fiyat düşer. Çünkü soğukta iniyor genelde bu kestane şeyler. Onun için de biraz düşme yapar evet. Vatandaşı şu an kestaneye talebi nedir? Satışlar nasıl? Satışlar normal yani, pek fazla talep de yok. Pek yok da değil yani, alıyorlar işte. Geçen kışa göre bu sene nasıl kestanenin satışı? Geçen sene daha iyiydi. Bu sene biraz daha düştü fiyat şeyler. Satış düştü yani. Geçen sene fiyat ne kadardı? Geçen sene de bundan biraz daha düşüktü. Mesela geçen sene de 50 liraydı, 40 liraydı. Fazla yoktu yani. 30 liraydı. Nedir kestanenin faydası ya da özelliği nedir? Kestane bayağı bir karın doyurucu yani, iyi bir doyurucu yani. Böyle kolay kolay acıkmıyor insan ama tok tutuyor insanı da. Kışın vazgeçilmezi kestane tezgahlarda yerini aldı. Şu an kestanenin kilosu ne kadar? Şu an kilosu 60 TL. Peki kestanenin özelliği nedir, faydası nedir? Bu şekerci kestanesi, zarı kendi soyulur. Yani diğer kestanelerden lezzetli yani. Lezzet, nasıl söyleyeyim? Daha mı tatlı? Daha tatlı olan. Ne? Aydın'dan. Şu an satışlar nasıl? Vatandaş alabiliyor mu? Şu an satışlar azaldı. Fiyat yüksek. Fiyatı düşer mi ilerleyen süreçte? Sanmıyorum yani. Zaten en yüksek fiyat da şu an. Peki geçen seneye oranla kıyaslarsanız fiyatlar ve satışlar nasıl? Geçen sene fiyat ne kadar? Geçen sene oranla fiyatlar bu sene daha iki katı. Satış bu sene yer yere düştü. Böyle giderse herhalde pek rağbet olmaz. Şu an tezgahlarda görüyoruz fiyatlar. Fiyatlarımız 50'den başlıyor. 70'e kadar var. Tabii bunların çeşitleri daha çok ama biz fazla koymuyoruz. İki çeşit koyuyoruz. Ne farkı var? İki kestanenin birbirinden farkı? Sadece ufak olması. Yani biri iri, biri ufak. Ya piyasada bazen Çin kestaneleri de var ama biz 50'yi tercih ediyoruz. Aydın'dan geliyor kestaneler. Güzel, lezzetli. Yani, tatlı mı bunlar? Tatlı tabii. Şekerci derler buna. Cinsi şeker kestane. Güzel yani. Nedir kestanenin özelliği, faydası nedir? Çok yani, şimdi tam olarak bilemeyeceğim ama lezzetli. Kış ayların tabii şeyleri sobanın üstünde. Gelenekselleşmiş. Geleneksel evet, yani böyle herkes de alıyor, yiyor, güzel. Biz de kendimiz de sobanın üzerinde koyuyoruz, yiyoruz, iyi. Yani
Satışlarımız da iyi gidiyor yani şu anda. Diyeceğim işte bu kadar yani. Şükür ya yani şimdi tabii geçen yıla nazaran düşük. Geçen yıl mesela iyi kestanenin en iyisi 40 liraydı. Bu sene 70-80 liraya kadar kestane var. En düşükleri de bu sene işte 30-40 o arada gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk fabrikalarından biri Aksaray'da, ismi Azmi Milli Un Fabrikası. 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kuruldu. Şimdi ise müze olarak kullanılıyor. Tarihi fabrikanın yanındaki eski buğday deposuysa şu anda arşiv olarak kullanılmakta. Tarihçi yazar Mustafa Fırat Gül, Azmi Milli Un Fabrikası ve arşiv hakkında konuştu. Aksaray'da Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Azmi Milli Un Fabrikası günümüze kadar ayakta kalmış sağlam bir yapıda. Azmi Milli Sanayi Müzesi ve arşiv sorumlusu Mustafa Fırat Gül fabrikanın geçmişinden söz etti. Gül, Azmi Milli Un Fabrikası 8 yıl önce müzeye çevrildi. Yanında bulunan buğday deposu olarak kullanılan yer ise 2014 yılında arşive dönüştürüldü. Bu değerli müze ve arşiv yıllar geçse bile düzen içinde kalmaya devam etmeli dedi. Mustafa Fırat Gül, Azmi Milli Sanayi Müzesi ve arşivinin sorumlusuyum. Yakın çağ tarihi ve Aksaray şehir tarihi üzerine araştırmalar yapıyorum. Azmi Milli Un Fabrikası yaklaşık 8 yıl evvel müzeye dönüştürüldü. Azmi Milli Sanayi Müzesi. Ve bu sanayi müzesinin hemen yanında şu anda içinde bulunduğumuz eski buğday deposuydu. Yaklaşık 8 yıl evvel burası arşive dönüştü. Çünkü bu tarihi fabrikanın, endüstri mirasının çok kıymetli arşivi sağa sola dağılmış vaziyetteydi. Bu arşivin toplanması, bir arada bulunması ve araştırmacıların hizmetine açık olması gerekiyordu. Bunun için en uygun mekanın burası olduğunu düşünmüştüm. Zamanındaki yöneticilere teklif etmiştim. Onlar da tamam demişti ve o gün başladık. Yani 2014 Nisan'ı gibi arşiv kurmaya başladım. Şu an itibariyle tabii ki kaba tasnifi bitti. Devam ediyor çalışma. Şehrin en eski arşivi burada. Mesela bu elimde gördüğünüz 1924 tarihli kuruluş hisse senedi. 73 Aksaraylı Azmi Milli Türk Anonim Şirketi'nin kurucusu. Bu belgeler taşınma esnasında farklı sebeplerden dolayı bu kadar yıpranmış. Tabii bunların aynısından vardı. Farklı belgelerde var ama sağlam olanları vardı. Bazen tek olanları da restore ettiriyoruz. Yani tamir ettiriyoruz. Tabii ki uygun yani uzmanlar tarafından yapılıyor. Bozmadan, zarar vermeden. Bu belgenin sağlamları vardı. Onları çerçevelettim. Burada zaten diğer belgelerde olduğu gibi araştırmacıların hizmetine açık vaziyette. Ücretsiz bir şekilde hem müzeden hem arşivden istifade ediliyor. Fakat bu arşiv şehrin en eski arşivi olduğu gibi bunun içinde aynı zamanda Aksaray tarihiyle alakalı olarak araştırma yapacak pek çok yine burada veri var. En başta burada Aksaray'ın kozmopolit yapısını gösteren defterler, belgeler var. Bilindiği gibi 1924'e kadar 23'te Lozan'a ek madde olarak mübadele girmişti. O yüzden oradaki Müslümanlar buraya geldi. Buradaki gayrimüslimler, Hristiyanlar Yunanistan'a gitmişti. 1924'te gerçekleşti bu mübadele, nüfus değişimi. Ermeniler de işte özellikle 1915 tehcirinde ülkenin farklı yerlerine gönderildi. Buraya gelenler oldu. Buradan çok çok az aile gitti. Fakat Ermeni nüfus 1980'lere kadar yaşadı. 1924 yılında kurulan Azmi Milli Türk Anonim Şirketi 25'in sonunda artık elektrik tesisatını da hızlandırmıştı. Ve 26 yılında Aksaray Azmi Milli Türk Anonim Şirketi sayesinde elektriğe kavuştu. Ve tabii ki abonelerin adlarının yazılı defterler var. Ve bu defterler burada. Bahsettiğim gibi Ermeni vatandaşlarımızın adları da bu defterde var. Yani Aksaray'ın kozmopolit yapısını net olarak gösteren, ispatlayan belgeler, defterler bu arşivde mevcut. Yalnızca bunlar mı? Değil. Daha birçok belge var. Yine o dönem çalışan ilk kadın işçi, kadın muhasebeci, diğer çalışanlar, onların dosyaları burada.
Yine şirketin arşivi haricinde de bazı belge ve dokümanlar buraya bağışlandı. Ben de bunları tasnif ettim. Yine bunlar araştırmacıların hizmetine açık. İstiyorum ki ben emekli olduktan sonraki bu arşivi bir tık ileri götürmeli. Yani bayrak yarışıdır biliyorsunuz, hizmet, ilim yarışı. Ben burayı bir ilimle doğrudan bağlantılı görüyorum. O yüzden önümüzdeki yıllara, önümüzdeki asra, yani daha doğrusu sonsuza kadar yaşaması için bu bilinçle hareket edilmesi gerekiyor. Ben şahsıma ait olan birçok kitabı da buraya bağışladım. Azmi Milli Türk Anonim Şirketi'nin çok kıymetli belgeleri olmakla birlikte bazı belgeler, kitaplar da var. Dediğim gibi şahsıma ait bazı kitapları buraya bağışladım. Yine Hasan Dağ Gazetesi'nin birçok sayısını da Adem Doğruer bağışlamıştı. Basın tarihi çalışmak isteyenler için de burada yine bilgiler mevcut. Basın tarihiyle alakalı bilgiler de var. Mühim olan buradan, yani bundan sonra, benden sonra devam etmesi. Sevmeseniz bu işleri hayatta yapılmaz. Çünkü benden hiç kimse bir arşiv kurmamı istememişti. Ben demiştim ki bu arşivlere sahip, daha doğrusu belgelere sahip çıkalım, arşivimizi kuralım, arşivimizi genişletelim. Arşivin ben uzun süre hem sapasağlam muhafaza edilmesi hem daha iyi tasnif edilmesi önemli olduğunu düşünüyorum. Az önce gösterdiğim belge en eski belgelerden biridir. Fakat bunun haricinde, yani bence hepsi birbirinden önemli de, az önce bahsettiğim o elektrik abone defterleri bence çok kıymetli. Mahalle mahalle aboneler isimle, yani sıralanmışlar. Hangi işte resmi kurumlar, hangi evler, hangi esnaflar, bununla ilgili çok kıymetli bilgilere sahip oluyorsunuz. Bu aynı zamanda sosyoloji alanına bile katkı sağlayacak kıymetli belgeler diye düşünüyorum burada. Yani sadece ve sadece bir un fabrikasının belgesinden ne olur, un fabrikasının arşivinden ne olur diye bakılırsa insanı yanıltır. Hakikaten şehrin hafızasında birçok noktayı, birçok eksiği giderecek kıymette bir arşiv diye düşünüyorum. Araştırmacılara açık, ücretsiz, Aksaray Belediyesi'nin bu hizmetinden istifade etmelerini özellikle öğrencilere, araştırmacılara tavsiye ederim. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal.